Değerli dostlar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugüne ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabut ile kalbini sev diyoruz. Kalbinizi sevin diyoruz. Bugün çok farklı, çok güzel bir konu başlığı için seçtim. Daha önce üzerinde durmadığımız bir konuydu. Ne konuşacağız bugün? Bugün kalp hastalarında bitkisel tedavi, yani fitoterapi konuşacağız. Gerçekten hani popüler bir konu. Daha önce üzerinde durmadım ama üzerinde durmak lazım. Neden? Çünkü şu var, insanlar şunu düşünüyorlar, bitkisel tedavinin herhangi bir zararı olmadığını ve mevcut aldığımız hastalıklar için aldığımız tedaviye ek olarak bitkisel tedavi aldığımızda herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorlar. Ya da şöyle bir şey düşünüyor, şu anda kullandığımız modern ilaç tedavilerin hepsini bir tarafa bırakıp bitkisel tedavi kullanılabilir. Peki bitkisel tedavi gerçekten kullanabilir miyiz? Tabii ki bitkisel tedavi kullanılabilir ama şöyle bir durum var. Şimdi daha önceleri bu ilaçlar, elimizdeki bu ilaçlar olmadığında zaten reçetelerin büyük bir kısmında bu bitkilerin ne şekilde kullanılacağı yazıyormuş. Yani bitkinin kökü mü kullanılacak, ondan sonra sap kısmı mı, yaprakları mı, meyvesi mi, ne kadar kullanılacak, bu çay olarak mı kullanılacak, ekstra olarak mı kullanılacak vesaire, bunlar hepsi, bu hepsi bir şekilde yazılıyormuş ve bunu eczaneler hazırlıyormuş. Tabii günümüzde böyle bir şey kalmamış durumda ve zaten şu var, ilaçların büyük bir kısmı da zaten bitkilerden elde ediliyor ve bitkilerden elde ettikten sonra da ondan sonra sentetik olarak üretilmeye başlıyor. Yani bakıldığında şu anda en çok kullandığımız işte aspirindir, bir dönem çok kullanılan rezerpin, işte halen kullanmakta olduğumuz kalp yetersizliği ve atrofik dijitaller olsun. Mesela bunlar hep bitkilerden elde edilen şeyler ama biz kalkıp da yani 100 seneyi geçmiş aspirini biz halen söğüt ağacından üretmeye çalışmıyoruz. Yani siz aspirin alacaksanız hazır ilaç şeklinde elimizde farklı dozda aspirinler var. Şu var, söğüt ağacından elde edilmiştir. Gerçekten hani çok büyük bir keşif olmuştur ama hani bakıldığında kökeni söğüt ağacıdır. Biz şu anda aspirin yerine gidip söğüt ağacını kemirmeyeceğiz tabii ki. Biz bu fitoterapi bizim için niye önemli? Gerçekten hani beslenmemizde bazı önemli kalp damar hastalığı üzerinde yararlı etkileri olan gıdaları koyduğumuzda ek fayda sağlayabiliyoruz. Ama bir de biliyorsunuz şu anda bu fitoterapi başlığı altındaki bütün maddeler, ekstreler vesaire bir şekilde takviye gıda olarak satılıyor ve bunlara ulaşım çok kolay. Bunları da normal tedaviyle aldığımızda ne oluyor? Etkileşimler olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bunun herkesin bilmesi lazım ve özellikle ben burada kronik hastalığı olanları sesleniyorum. Bir hastalığınız varsa bitkisel tedavi almadan önce doktorunuza danışın. Deyin ki ben bu bitkisel tedavi var. Bu bitkisel tedavi alayım mı, almayayım mı? Ya da sizin önereceğiniz bitkisel tedavi var mı, yok mu? Tabii bu programı biraz geç yapmış olabilirim. Yaklaşık bir seneyi geçti. Bilon Üniversitesi'nden fitoterapi ile ilgili güzel bir eğitim almıştık. Burada Profesör Doktor Abdülkerim Altınar hocamıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel şeyler paylaştık. Ben de orada güzel şeyler edindim. Bugün de bazı ana başlıklarda kalp ve damar hastalarında bitkisel tedavi sizinle de paylaşmak istiyorum. Ne almalıyız, ne almamalıyız onu söyleyeyim. Şimdi özellikle tabii kalp hastalıklarında yine biz şöyle böleceğiz. İşte kalp damar hastalığı için hangisini kullanalım? Damar sertliği için ek olarak ne kullanalım? Tansiyon için ne kullanalım? Aklında? Kolesterol için ne kullanalım? İşte bacak damarları, işte varis vesaire için ne kullanalım? Bakıldığında hepsi için çok çok farklı şeyler var. Şimdi ilk üzerinde duracağım şey özellikle kalp yetersizliğinde kullanılan, hani bahsettim az önce, dijital, yani piyasa ismiyle digoxin diye bir ilacımız var mesela. Halen de kullanılır. Mesela bu yüksük otundan elde edilmiştir. Yüksük otundan elde edilmiştir. Ve şu anda da artık hani şey olarak bakıldığında sonuçta ilaç olarak, sentetik olarak üretiliyor ama nedir? Kökeni ot. Biz şu anda o ilaç bir taraftayken kalkıp yüksük otunu almamızın çok da bir anlamı yok. Şöyle de bir nokta var. Şimdi tabii eskisi gibi eczanelerde hani kalkıp da bu fitoterapi reçeteleri yapılmadığı için nereden elde ediliyor? Ya aktarlardan belli bir miktar şeyler alınacak ya da kişiler kendileri almaya çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim, siz bitkileri tanımıyorsanız kesinlikle hani resimlere bakıp şu bitki şudur, ben bundan kendime bir şeyler yapayım, bir çay hazırlayayım vesaire demeyin. Çünkü özellikle yabani bitkiler, iç içe farklı birbirine benzeyen çok bitkiler var ve bunlar bazıları
zararlı olabiliyor, bazıları zehirli olabiliyor ve ben sağlık bulayım derken hiç olmadık şekilde başınıza iş alabilirsiniz. O nedenle eğer siz bir botanikçi değilseniz kalkıp da özellikle yabani otlar üzerinde hani ben bunu alayım, kaynatayım, edeyim demeyin. Çünkü bakıldığında bazı bitkilerin meyvesi faydalı, bazılarının kökleri faydalı, bazılarının sapları faydalı, bazılarının hepsi faydalı. Onları da bilmeniz lazım. Kalp yetersizliğinde en çok daha önce kullanılan gerçekten yüksük otuymuş ama artık günümüzde kalp yetersizliği için çok farklı ilaçlar var ve bu yüksük otundan elde edilen dijital grubu ilaçlar da az olmakla beraber kullanmaya devam ediyoruz. Uyarıcı bir özelliği olan yüksük otu ve ona benzer mesela bir ot var. Bir dönem kanserde çok kullanılmıştı. Mesela zakkum. Ciddi anlamda mesela zehirli bir bitki ve bakıldığında bir tane yaprağı bile, bir tane yaprağını bile tükettiğinizde sizi öldürebiliyor zakkum. Gerçekten. Ve bunun gibi bir sürü bitki var. Onun için özellikle üzerinde duruyorum. Hani siz dışarıda şöyle ben bir Google'dan tarayayım. İşte yüksük otu hangisiymiş, şu otu alayım, şunu yapayım derseniz bir otlar birbirine çok benzediği için ne yaparsınız? Olmadık bir zakkum alırsınız, onun benzeri ya da farklı bir tane zehirli bir bitki aldığınızda hayatınızdan bile olabilirsiniz. Buna dikkat etmek lazım. Peki bunlar fazladan alındığında ne yapıyor? Dijital toksitesi dediğimiz işte tansiyon düşüklüğü, nabız düşüklüğü, bulantılar, kusmalar, hayatı tehdit eden ritim bozukluklar olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu açıdan şu anda kalp yetersizliği olan hastalarda çok belirgin olarak biz bitkisel tedavi olarak şunu kullanın demiyoruz kalp yetersizliğinde. Çünkü çok yeni, çok modern ilaçlarımız var. Biz onu kullanıyoruz ve ek olarak ne yapın diyoruz kalp yetersizliğinde. Ek olarak tuzdan uzak kalın diyoruz. Bir de idrar söktürücü etkisi olan özellikle bazı biliyorsunuz sebzeler var ya da bitkiler var. Özellikle maydanoz sapı tüketebilirsiniz. Vücuttan fazla ödemi söküp atar. Kalp yetersizliği hastalarında bir miktar faydalı olabilir. Yani kalp yetersizliği için özellikle mesela maydanoz tüketimi faydalı olabilir. Yüksek tansiyonda ne kullanalım? Yani yüksek tansiyonda da bir zamanların favori ilacı reserpin artık kullanılmıyor. Mesela reserpin de yılan kökü bitkisinden elde edilmiş. Bazı yerlerde kurt pençesi olarak da geçiyor. O da şu anda siz bunu bitki olarak kullanıldığında yan etkileri olabiliyor ama artık zaten rezerpinle karşılaştırdığında çok farklı şeyler var. Güçlü ilaçlarımız var. Yüksek tansiyon için biz artık bunu yılan kökünü ya da ne demişti kurt pençesini bu bitkiyi çok kullanmıyoruz. Özellikle bu fitoterapi Çin tıbbında çok kullanılıyor. Çin tıbbında çok kullanılıyor ve Çin tıbbında gerçekten farklı oralarda endemik olarak yetişen bazı bitkiler tansiyon tedavisinde kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi mesela havuç ailesi grubundan olan Lingosticum valishi. Yani bu da gerçekten daha çok Çin'de kullanılan bir bitki. Bunların ekstreleri kullanıldığında tansiyonu düşürebiliyor. Ya da kedi pençesinin otu olarak tanımlanan Uncaria rhinosophila. Mesela bu damarları genişletici bir etkisi olan bir ot. Bunun da ekstreleri bakıldığında gerçekten tansiyon düşürücü etkisi olarak yani yine Çin tıbbında kullanılabiliyor. Ben bunlar daha çok Çin tıbbında kullanıldığı için ben üzerinde durdum ama ben hastalarıma çok öneriyor muyum? Önermiyorum. Ama bakıldığında mesela bu şey için yine tansiyon düşürücü etkisi olan farklı bir bitki var. Hellebor veratum diye geçiyor. Türkiye ismi zehirli güzellik. Mesela bu da gerçekten hani belki ekstrelerin çok düşük miktarda kullanıldığında tansiyon düşürücü etkisi var ama bu çok zehirli bir bitki ve alındığında gerçekten direkt nabız düşürüyor, tansiyon düşürüyor, kusma yapıyor ve oldukça sıkıntılı bir bitki. Bakıldığında bu da bazen Çin tıbbında kullanılabiliyor. Zehirli güzellik yani bence zehirli güzelliğindeki riskleri göze alacağımıza yani biz etkilerini hangi dozda yan etki olabileceğini bildiğimiz tansiyon ilaçlarını kullanmamız birazcık daha iyi olacaktır. Hani bakıldığında çok da tercih edilmiyor çünkü o doz ayarlaması iyi yapılamıyor. Yine Çin tıbbında daha çok kullanılan Wuchuyu diye bir bitki var. Bu da tansiyon düşürücü olarak kullanılabiliyor. Belki karşınıza çıkar. Ben şu anda tansiyon düşürücü olarak kişilere
takviye olarak yine kalp yetersizliğinde olduğu gibi ne öneriyorum ben? Tuzu mutlaka azaltın diyorum. Onun dışında tansiyon düşürücü etki olarak benim önereceğim şey özellikle gerçekten sarımsak bizim için önemli. Sarımsak, limon ve maydanoz sapı kürü rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu bahsettiğim Çin tıbbında kullanılan ve yan etkileri de olabilecek bitkiler gibi yan etkileri de yok. Onun dışında alıç kullanabilirsiniz. Evet, gerçekten buradan alıça gelirsek alıç bu kalp hastaları için bitkisel tedavide benim en favori meyvem bakalında. Alıç gerçekten çok faydalı etkileri var. Biliyorsunuz alıçın dönem meyve olarak tüketebiliyorsunuz ama dönemi kısa. Onun için alıcı daha çok ekstra olarak satılabiliyor. Ekstra olarak kullanabilirsiniz ya da çay olarak kullanabilirsiniz. Alıç sirkesi de yapılıyor. Ben sirkenin etkisi biraz daha düşük. Onun için ben ondan ziyade daha çok ya taze tüketin diyorum, ya ekstresini kullanın ya da çayını kullanın diyorum. Hani bakıldığında bu özellikle Çin tıbbında ve bütün dünyada çok kullanılan bir fitoterapi şekli. Ve ne yapıyor? Özellikle içerdiği prosiyaninler, flavonoidler ve kaçiksinlerle beraber damar sertliğini azaltıyor. Kalp damarlarını genişletici etkisi var ve anjina dediğimiz kalp ağrısını azaltıcı etkisi var. Onun dışında ne yapıyor? Kolesterol dengeleyici etkisi var alıcın. Aynı zamanda kan basıncı, tansiyon düşürücü etkisi de var. Hani bakıldığında gerçekten ve kalbi daha iyi güçlü kasılmasını sağlayan bir etkisi var. Aynı zamanda ritim bozukluğunu da azaltan bir etkisi var. Yani alıç gerçekten hani bakıldığında kardiyak fitoterapi yani kalp hastalığında fitoterapi için çok birebir bir tedavi şekli. Ne yapıyor? Kalp yetersizliğine faydalı, damar sertliğine faydalı, kolesterole faydalı, tansiyona faydalı. Gerçekten mucize bir meyve. Meyvesini tüketebilirsiniz ama onun dışında en çok çayını ve ekstresini de tüketebilirsiniz. Alıcı bir yere not alın diyoruz. Özellikle bu kalp ağrılarında ya da damar hastalıklarında not alın diyoruz. Onun dışında sıklıkla karşınıza çıkan diğer bir bu kalp ağrısında anjinada kullanılan bir fitoterapi şekli Panax ginseng. Çok karşınıza çıkar bu. Bu Asya ginsengi dediğimiz bir bitki türü ve bunun kökü kullanılıyor. Bunun kökü kullanılıyor. Mekanizma olarak kalsiyum üzerinden etki gösteriyor. Bazı ilaçları benzer şeklinde etki gösteriyor bakıldığında. Şu var, şu anda Türkiye'de Panax markalı birçok takviye gıda var ama şunu dikkat edin. Bunların içerisinde saf Panax ginseng mi var yoksa çoğunda şey var. Ekstradan bakıldığında içeriği kısmına bakarsınız bir sürü farklı uyarıcı maddeler de var. Çünkü Panax diye markalarıyla içerisinde Panax geçen önünüze ürünler çıkıyor. Bakıyorsunuz maşallah her derde deva ama öyle bir şey değil. Hani bakıldığında bu Panax ginseng tek başına özellikle Asya'da Çin tıbbında çok kullanılıyor. Asya ginsengi de deniliyor. Bu bakıldığında bu gerçekten kalp damarlarını etki ediyor ve bu kalp ağrısını azaltabiliyor. Ama şöyle de bir özelliği var. Bu kanı da sulandırıyor. Kanı da sulandırıyor ve kanı sulandırdığı için siz kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu da ekstradan kullandığınızda ne oluyor? Kanama riskiniz artıyor. Özellikle sistem takılan hastalarda biz biliyorsunuz ikili kan sulandırıcı veriyoruz. Yani siz bunun yanına bir de Panax ginseng aldığınızda ne oluyor? Kanama riskiniz artıyor. Sadece bu stent taktığımız hastalar için değil. Mesela atrial fibrilasyon olan hastalarda biz kan sulandırıcılar veriyoruz. Ya da kapak ameliyatı olanlar warfarin kullanıyor mesela. Bunları da verdiğinizde ne oluyor? Kanama riskini arttırmış oluyorsunuz. O açıdan ben bu Çin ginsengi, Asya Çin ginsengine çok da yakın durmuyorum. Hani bakıldığında rutinde çok önermiyorum. Piyasada var. Özellikle hani Çin tıbbında çok kullanılıyor ama benim için hani alıcın yeri farklı, alıcı daha çok öneriyorum. Ama bu da tedavide kullanılıyor mu? Gerçekten faydalı etkileri var. Ve bu Asya ginsengi yanında bir de özellikle yine Çin'de çok kullanılan Çin adaçayı ya da kırmızı adaçayı var. Salvia miltoriza diye bitkisel botanik adı. Bu da bakıldığında ne yapıyor? Bu da gerçekten damarları genişletici etkisine sahip ve bunlar da kullanıldığında gerçekten kalp ağrısını azaltabiliyor. Peki bu az önce bahsettiğim Asya ginsengi olsun, bu Çin adaçayı olsun, bizim bazı ilaçlarımız da var. Kullanabilir miyiz? Özellikle bu
kalp ağrısı, damar hastalığı için şiddetli göğüs ağrısı olanlarda, ağrılara refrakter cevap vermeyen kişilerde alternatif olarak gerçekten düşünülebilir. Ama gerçekten hem bu Asya ginsengi hem de Çin adaçayı diğer kan sulandırıcılarla etkileşiyor ve kanama riskini artırıyor. Bunu da kafada bir yere not almak lazım. Peki alıç gerçekten favori dedik. Fitoterapide, kalp fitoterapisinde, kalp damar hastalıklarında diğer favorimiz ne? Tabii ki sarımsak. Allium sativum ya da diğer adı. Gerçekten bu sarımsakla bakıldığında alıç gibi çok ciddi faydaları var. Ne yapıyor? Kan basıncını düşürüyor. Onun dışında kanın miktar sulandırıyor. Onun dışında ne yapıyor? Kolesterol dengesi üzerinde etkisi var. Damar yapısını koruyor. Gerçekten hem damar sertliğini azaltıcı etkisi var. Dolaylı yoldan kullanıldığında antioksidan etkisi var. Ve kalp damarları üzerinde ciddi olarak etkili. Hani bakıldığında sarımsak kök olarak, tane olarak kullanılabiliyor ama bazı yerlerde sarımsak yaprakları da kullanılmış. Peki ne şekilde kullanılacak? Hani bakıldığında yüksek doz sarımsak kullanımının fayda getirdiği gün. Yani şöyle söyleyeyim. Siz diyelim kilo başına yaklaşık çeyrek ya da 1 grama kadar sarımsak tükettiğinde yani ciddi bir fayda görebiliyorsunuz. Yani 70 kiloysanız şöyle söyleyeyim, bir 2 ile 3 gram günlük sarımsak almanız size ciddi oranda bir fayda sağlayacaktır. Tabii şöyle bir nokta var, hani sarımsağı nasıl tüketelim biliyorsunuz, özellikle sarımsağın içerisinde alisin diye bir madde var. Özellikle bu taze sarımsağın içerisinde zaten kokuyu da birazcık o sağlıyor. Bu açıdan sarımsağı birazcık çiğneyip ezip o kokuyu aldıktan sonra, alisini ortaya çıkardıktan sonra sarımsak tüketmeniz gerçekten alacağınız faydayı arttıracaktır. Onun dışında hani yemeklere katabilirsiniz şey olarak ya da hani hiç tüketemiyorsanız biliyorsunuz sarımsağın da ekstreleri var, onu da tüketebilirsiniz. Ve düzenli olarak sarımsak kullanımının hani bakıldığında kolesterol dengesi üzerinde ciddi etkisi var. Tabii yapılan çalışmalarda mesela 4 aylık bir takip yapmışlar. Kolesterol ne kadar düşürüyor? Hani bakıldığında belki kolesterol düşürücü etki sarımsağın hani %10'u geçmiyordur. Ama bakıldığında özellikle dirençli hastalarda %10 önemli bir şey. Çünkü %10 buradan aldığınızda ilaçlardan %20, farklı yerden yaşam tarzından %20 aldığınızda %50'ye varmış oluyorsunuz. Gerçekten faydalı. Bu açıdan özellikle kardiyak fitoterapide sarımsak ve alıç çok önemli ve bunları güvenle de tüketebiliyorsunuz bakıldığında. Özellikle sarımsak tanesi ben dedim öneriyorum. Yaprakları da tüketiliyor ama yaprakları fazla miktarda, özellikle bir günde 5 yapraktan fazla kullanımda biraz mide sıkıntıları da yapabiliyor. Onun dışında özellikle kolesterol tedavisi için hani ve tabii kolesterolü düşürüp beraber damar sertliğini azaltıp kalp hastalığını azaltan ne var? Hint bdellium ağacından alınan bir ekstre var. Piyasada Gugulipit diye geçiyor bu. Comifora mucul botanik ismi. Gerçekten bu Gugulipit ile ilgili bilimsel çalışmalarda çok var ve bakıldığında bununla ilgili çalışmalarda siz bunu kullandığınızda kolesterol seviyesinde, özellikle kötü kolesterol seviyesinde %10-15 arası bir düşüş olduğu saptanmış ve yan etkileri de özellikle ilaçlarla bakıldığında birazcık daha düşük. Yani özellikle ilaçlara karşı yan etkileri olanlar, kolesterol ilacı kullanmayanlar da bu Hint bdellium ağacı ya da piyasa ismiyle Gugulipit ekstresi aldığınızda bir fayda görebilirsiniz. Ama şöyle de bir nokta var. Siz bunu direkt gidip ya ben bir Gugulipit alayım, bitkisel bir fitoterapiymiş, kolesterolümü düşüreyim demeyin. Mutlaka doktorunuza sorun. Çünkü bu hani bitkisel bir tedavi ama ilaçlarla etkileşebiliyor. Mesela bu Gugulipit alanlarda işte kalp için kullandığımız mesela diltizem grubu bazı ilaçlar var. O ilaçların etkisini düşürebiliyor. Yani siz çarpıntı için ilaç alıyorsunuz ya da tansiyon için ilaç alıyorsunuz. Yanına ne yaptığınızı Gugulipit'e koyduğunuz Hint bdellium ağacını ne yaptığınız baktığınız ilacın etkisi düşmüş. Yani böyle de etkileşimler olabiliyor. O açıdan bunu asla unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bitkisel bir takviye aldığınızda eğer ilaç kullanıyorsanız onlar da etkileşebilir. Mutlaka doktorunuza söyleyin, ben böyle bir bitkisel takviye buldum, işte kalbe faydalıymış, kolesterole faydalıymış, ben bunu kullanayım mı, kullanmayayım mı? Mutlaka sorun. Yine özellikle Çin tıbbında kullanılan bir karışım var,
Maharishi Amrit Kalash diye birkaç tane böyle yine ekstrak karışımı. Bu da antioksidan özelliği var ve kolesterol oksidasyonunu miktar düşürebiliyor. Karşınıza çıkabilir. Rutinde çok önerdiğim bir karışım değil ama bunun da bilimsel verileri olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Peki diğer bir nokta, özellikle bacak damar hastalıkları ve özellikle beyinle ilgili hastalıklarda tabii karşımıza ne çıkıyor? Ginkgo ağacı çıkıyor. Ginkgo, mavet ağacı da diyor. Ginkgo biloba karşınıza çıkıyor. Bu ginkgo biloba'nın daha çok kökleri kullanılıyor ama son dönemde ginkgo biloba'nın yaprakları da kullanılmaya başlamış ve gerçekten ne yapıyor bu ginkgolar? Özellikle ince damarların, kapiller dediğimiz iyisi damarların üzerinde gerçekten faydalı etkiler gösteriyor. Ve faydalı etkiler de gösteriyor. Özellikle beyinde işte felç geçirenlerde, işte unutkanlık vesaire, tansiyona bağlı sıkıntı olanlarda, emboli atanlarda bu ginkgo biloba gerçekten faydalı bir etki gösterebiliyor ve artık o kadar çok şey olmuş ki bu ginkgo biloba artık Avrupa'da ilaç sınıfına konulmuş durumda. Yani bakıldığında hani bir fitoterapi ama artık ilaç olarak kabul ediliyor. Amerika'da ise halen ilaç olarak kabul edilmiyor. Bir supplement olarak ya takviye gıda olarak kabul ediliyor ve o şekilde genelde tüketiliyor. 40 mg'lık genelde tabletleri tüketiliyor. Zaten hani çok sık kullanılan bir takviye fitoterapi şekli. Bunun dışında yine baldırık karaotu, bir erelti otu gibi bir ot. Yani bunun ekstreleri de yine özellikle beyin hastalıklarında tercih edilebiliyor. Bunların antioksidan özellikleri var. Tabii bu ginkgo biloba'nın yanında benim yine favorilerimden biri, ben favorilerimi ne koymuştum biliyorsunuz, alıçı gerçekten çok öncelikliydi. Ondan sonra alıçıdan sonra ne koyduk? Sarımsak koyduk. Yani zaten ginkgo biloba artık ilaç grubuna geçmiş durumda. Biberiye. Evet, gerçekten bakıldığında biberiye özellikle baharat olarak kullanıyoruz. Rosemary deniliyor ya da Rosmarinus officinalis de botanik dilindeki ismi. Yaprakları gerçekten kullanılıyor ve ne yapıyor bu? Gerçekten çok faydalı. Hani mideye de özellikle sindirime katkıda sağlıyor ve yani kan akımını destekliyor. Kan akımını destekliyor, size enerji veriyor gerçekten ve depresyona da faydalı. Gerçekten bakıldığında antioksidan bir etkisi var. Kanser hastalarından bile faydalı olabileceği söyleniyor. Onun için rosemary ya da biberiye çok rahat tüketebiliriz. Hem yemeklerimize katabiliriz, ekstrelerini kullanabiliriz. Gerçekten biberiye de kardiyak fitoterapi de benim favorilerimden bir tanesi. Onun dışında özellikle şeyin üzerinde durmak istiyorum. Özellikle çoğu kimsenin kabusudur. Bu bacak damarlarındaki genişleme ya da varis özellikle bazen ciddi ağrılar da yapıyor. Şu anda bununla ilgili en çok kullanılan at kestanesinin tohumları kullanılıyor. At kestanesi içerdiği bir aktif madde var. Asin üzerinden etki ediyor ve ne yapıyor? Bu damarlar üzerinde birazcık büzüştürücü etkisi var ve ağrıyı azaltıyor. Şu anda özellikle piyasada bu at kestanesi krem olarak piyasada mevcut. Bunlar gerçekten özellikle variste bağlı ciddi bacak ağrısı olanlarda fitoterapi olarak kullanılabiliyor. Bunların ekstra formları da mevcut. Şey olarak hem krem formları var hem de ekstra formları da mevcut bakıldığında. Yine tavşan memesi, dikenli mersin, çoban püskülü gibi farklı bitkilerden de ekstreler elde edilebiliyor, faydalı olabileceği söyleniyor. Ama açıkçası ben şöyle söyleyeyim, çok da tercih ediyor muyum? Çok da tercih etmiyorum bunları. Çünkü hani bakıldığında tabii elimizde gerçekten çok güçlü ilaçlar var. Çok güçlü hani sentetik ilaçlar var. Bu açıdan hani bakıldığında etki olarak hangisi önceliksizse ben onu tercih ediyorum. Yani ben şu şeyde diyelim, ben ilaçları hepsini bir tarafa gideyim, fitoterapi ile gidelim. Ben bütüncül yaklaşıyorum. Gerçekten bize fitoterapi olarak hastalığa et katkı sağlayacak tedaviler varsa onu kullanma taraftarıyız. Özellikle ritim bozukluklarında bahsettim. Alıcın bize ciddi katkısı var. Yine ritim bozukluklarında artık yüksek otunu kullanmıyoruz. Onun da üzerinde durayım. Evet, daha önce kalbe faydalı meyvelerden de bahsetmiştik. Aslında bizim beslenme tarzımız da bir nevi fitoterapi lehine yorumlanabilir. Özellikle mesela beslenmeye koyduğumuz kuru yemişler olsun. Mesela kuru yemişlerden bahsetmiştik. Mesela avokado gerçekten
kalp ve damarlar için çok faydalı. Ama bugün özellikle hani fitoterapi deyince aklımıza hep böyle ekstreler, çaylar geliyor ya da piyasada bir sürü suplement dediğimiz takviye gıda var. Bunlardan kısaca bir bahsettim. İleriki zamanlarda tekrar bu konu üzerinde duracağım. Bugün özellikle benim favori kalp ve damar hastaları için favorilerim neler onu tekrar edeyim. Ne dedik? Alış dedik. Onu ne dedik? Sarımsak dedik. Ne dedik? Maydanoz dedik. Onun dışında beyin sağlığı için ne dedik? Ginkgo biloba dedik. Ne dedik? Biberiye dedik. Özellikle varisler için ne dedik? At kestanesi dedik. Yani bunlar birazcık daha etkileşimleri düşük, rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ama siz şunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Bir takviye gıda kullanacaksanız öncelikle içeriğe bakın. İçeriği sade, o sadece alacağınız bitkisel ürün mü yoksa ek uyarıcı vesaire şeyler var mı? Yani siz bir ginkgo aldınız, içerisinde sadece ginkgo biloba dışında bir sürü şey eklenmiş. O soru işareti koymak lazım. Uyarıcılar olabilir. Ve mutlaka kullanacağınız fitoterapiyi kendi kafanıza göre kullanmayın. Ne yapın? Hekiminize danışın, bir etkileşim olabilir mi, olamaz mı diye. Bu şekilde bugünkü programın da sonuna geldik. Bugün ne konuştuk? Kalp hastalarında bitkisel tedavi yani fitoterapi konuştuk. Kısa bir özet geçtik. Artık özellikle kalp hastalığında kullanılan ilaçların büyük bir kısmı zaten hani en başta aspirin olmak üzere bitkisel kökenli zaten ama çoğu artık hani sentetik olarak da üretiliyor. Ama halen takviye olarak kullandığımız bazı özellikle çay şeklinde ya da ekstra olarak var. İşte bunlar hem özellikle kolesterol tedavisinde ya da kalp ağrısı dediğimiz kalp ağrısında, damar sertliğinde, bunlarda ya da ritim bozukluklarında bunlar da kullanabiliyoruz. Umarım program sizin ufkunuzu açmıştır, faydalı olmuştur. Tekrar sonraki programlarda yeni konu başlıklarıyla tekrar birlikte olmak üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.